Dokunamayız değil mi Zeyn? Ama aynı odada kalabiliriz. Bundan sonra misafir odasında uyuma. Eğer istediğin buysa... Bir daha sana yaklaşmayacağım Zeyn. Ben... Kraliçem? Kahvaltını hazırlayayım. Hazırlan ve gel. Zeyn, gördüğüm kadarıyla sen aslında bizim için böyle korkuyorsun. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ve senin bu korkuyla uzun süre yaşamanı istemiyorum. Hoca efendi. Hocan için endişeleniyorsun. Evet. Siz acaba ona ne söylediniz? Kızım, onda ne gördüysem onu söyledim. Peki ne gördünüz? Bela. Ne tür bir bela? Peki ama siz Zeyn'in olduğunu söylediniz mi? Eğer ona söyleseydim o zaman çok korkardı. Ama bana söyleyebilirsiniz. Evet. Sana söylerim. Sen çok cesursun. Allah korusun. İnşallah doğru değildir. Ancak yine de ihtiyatlı olmak iyidir. Onun yüzünü gördüm. Şeytanın. Hem de kocanın suretinde. Kocamın suretinde mi dediniz? Benim asla sizi sorgulamak gibi bir niyetim olamaz. Ama o beni gerçekten de her şeyden çok sever. Bana bela getirecek bir şey asla yapmaz. Eğer bir bela varsa sevgimiz onu def edecektir. Bunu çok iyi biliyorum. Bundan eminim. Bela geldiğini hiç bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki artık hiç ama hiçbir şey bizi asla ayıramaz. Şeytan gelir ve geldiği gibi de gider. Bize asla bir zarar veremez. Sonra Zeyn'le birlikte gelip bu attığım düğümü çözeceğiz. Sana söz veriyorum. Allah'ım bizi koru. Onun yüzünü gördüm. Şeytanın. Hem de kocanın
suretinde. Zeyn, benim için sorun olamaz. Bu asla mümkün değil. Ama düşünmeden edemiyorum. Çünkü yaptığım şey, Zeyn'e benim yapmamasını söylediğim şeyle aynı. Bir yerde nasibimiz bağlanmış sanki. Eve dönerken benim de endişeli olduğumu hatırlıyorum. Ben bu kadar endişeliysem, kim bilir Zeyn nasıldır? Bu işte onu yalnız bıraktım. Sıkıntısını paylaşmadım. Hayır, bunu ona söylemek zorundayım. Onunla konuşup yanında olduğumu söyleyeceğim.